Yeni bir hayat için yola çıkmışlardı. O yolculukta önce dövüldüler, çıplak soyuldular. Ardından dondurucu soğukta ölüme terk edildiler. 19'u feci şekilde can verdi. 4'ü hayata tutunabildi. <laughs> Ölen 19 kişiden biri yakın arkadaşımdı. Sonradan öğrendim öldüğünü. Çok kötü davrandılar bize. Dövdüler. Öldürmek için yaptılar. Çok gizli şekilde yürüdük. Sonra da Türk jandarmasını bulduk. O havadan, kardan, soğuktan biz öyle kurtulduk. Sınırda donarak ölen 19 göçmenle aynı anda Türkiye'ye geri itilen biri Hint, üçü ise Bangladeş uyruklu dört göçmen yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı. Yunanlılar bizi buldular. Yani 8 kişi, 5 kişi Selanik'ten sınıra getirdiler. Çok açtık, yiyecek vermediler. O kadar soğukta bizi çırılçıplak bıraktılar. Türkiye'ye geçtik. Türkiye'de hızlı şekilde koştum, jandarmayı buldum. Onlardan yardım istedim. Şoktayım şu anda, nasıl adım atmalıyım? Hindistan'da çok kalabalık bir ailem var. Onlara haber verdim. O zor koşullardan sonra da hayatta olduğumu söyledim. Jandarmaya sığınan o göçmenler hayatta kalmayı başardı. Ancak hala yaşadıkları şokun etkisindeler. Yunan polisi bizi çıplak bıraktı. O gece o kadar soğuk vardı ki bizden her şeyi aldılar. İç çamaşırı da kalmadı. Arkadaşlarımı acımasızca dövdüler. Geri ittiler. Türk jandarması bize kıyafet verdi. Türkiye'de insanlık var. Yunanistan'ın darp edip çırılçıplak Türkiye ettiği göçmenlerin önünde büyük bir belirsizlik gözlerinde gelecek kaygısı var. Ancak tutundukları ve umutlarını bağladıkları tek nokta ise Türkiye. Bütün umut yolcularıyla amaçları benzer. Avrupa'ya ulaşıp iş bulup para kazanmak, ailesine para gönderebilmek. Bizi yakaladılar, kampa götürdüler. Orada her şeyi aldılar. Meriç'te bizi bota bindirdiler. Türkiye tarafına ittiler. Benim bir hedefim var. Sadece Bangladeş'teki aileme para gönderebilmek. Ceket.